Herkese merhabalar, ben Neşe. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kuru meyveli kek tarifini vereceğim. Dilerseniz malzemelerimize göz atalım. Sonrasında bu lezzetli kekimizi yapmaya başlayalım. Meyveli kek için gereken malzemeler 4 adet yumurtam var. Aynı zamanda 1 su bardağı toz şeker. Normalde 1,5 su bardağı kullanılıyor ama ben 1 su bardağı kullanacağım. Meyveli olduğu için. 1 su bardağı dolusu yoğurt. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı, 1 paket vanilya, 1 paket de kabartma tozu. Hatta bir yarım daha paket kabartma tozu vardı, onu da ekledim. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı tam dolu değil gördüğünüz gibi nişasta, 2 su bardağı da un ve kuru meyveye ihtiyacımız var. Kuru meyveleri de una bulayıp sonra elekten geçirdim. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Mikserimi yanıma aldım ve hemen içerisine toz şeker ve yumurtalarını ekleyeceğim. Bunu bir güzelce çırpacağım. Şimdi iyice köpükleşti. Hemen sıvı yağını da ekliyorum. Düşük devirde çalıştıracağım tekrar. Ve çalışırken aynı zamanda tekrar yoğurdunu da koyacağım. Şimdi şekerle tereyağını eritmem gerekiyordu, unuttum. Ama bir şey olmaz, hepsi şimdi tekrar güzelce çırpacağım. Yavaş yavaş unu, kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyeceğim. Bir de nişastamız vardı. Şimdi artık robotla işimiz bitti. İyice kekimizi çırptık. Ve içerisine meyvelerini koyuyorum. İyice karıştırıp önceden yağladığım ve unladığım kalıba koyacağım. Dilediğiniz kalıbı kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu borcamı kullanacağım. Önceden tereyağıyla yağladım. Ve içerisine bir miktar un koyup şöyle her tarafa un gelecek şekilde dövüyorum. Kalıbı silkeledim. İçerisine hemen hazırlamış olduğum kek harcımı döküyorum. Fırına verdikten sonra fırını 160 en fazla 170 derecede açacağım. Ve şimdi artık kekimiz fırına girmeye hazır. Yaklaşık 1 saat boyunca güzelce pişirdim. Yalnız size bir tavsiyem var. Kesinlikle derin bir kap yapmayın, seçmeyin. Pişme süresi biraz daha uzuyor. Varsa evde normal fırın tepsinize koyun ve güzelce pişirin. Ama kek kalıbınız varsa kek kalıbında da pişirebilirsiniz. Şimdi hala sıcak, kesmeyeceğim. İyice ılıdıktan sonra, güzelce soğuduktan sonra dilimleyeceğim. Meyveli kekim servisi hazır. Şimdiden deneyecekler. Afiyet olsun. Kuru meyveli kekimi yaptım. Ben borcamda pişirdim ama siz istiyorsanız fırın tepsisinde de pişirebilirsiniz. Biraz hem pişme süresi kısalacaktır. Vaktinizden de almamış olursunuz. Ama olsun, neyse, şekil güzeldi. Ben de o şekilde pişirmek istiyorum diyorsanız buyurun, bekleme süresi uzun bir kek pişirmeye başlayabilirsiniz. Umarım bu videom sizlere açıklayıcı olmuştur. Varsa sorularınız, önerileriniz lütfen bana videoda yazın. Yani video izledikten sonra yorum mutlaka bırakın. Olumlu, olumsuz herkese dönmeye çalışıyorum. Ama lütfen bir yorum yaptığınızda, bu ben değil, herhangi bir kanal da olabilir, kötü içerik olmadığı sürece yaptığı emeği de göz önünde bulundurarak yorumunuzu yapın. Ben eleştiriye açığım ama haksız yere de yapılan eleştiriye de açık değilim. Yani bu bir benim bir prensibim mi diyeyim, huyum mu diyeyim bilmiyorum.
Muhtemelen sizler de öylesinizdir ki bu kanaldasınız ve beni izliyorsunuzdur. Açık olun. Canınız eleştiri yapmak istiyorsa Neşe şurada şunu yapabilirdin, keşke yapsaydın, bak yapsaydın diye yazabilirsiniz. Ben hiçbir şekilde dediğim gibi eleştiriye kapalı bir insan değilim. Sizleri de seviyorum. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyor. Yeni videolarda tekrar karşınızda olmak dileğiyle diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.